Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Türkiye'de menkul kıymetleştirme çalışmalarını konuşacağız. Sermaye piyasalarımızdaki finansal enstrümanlar her geçen gün çeşitleniyor. Elbette ki yatırımcıların ve sektör paydaşlarının katkılarıyla da artık bu ürünler daha derinleşmeye de başladı. Son dönemde özellikle varlığa, ipoteğe ve teminata dayalı menkul kıymetler ön plana çıkmaya başladı. Bugüne kadar bazı örneklerini gördüğümüz bu ürünler için günümüzde artık sadece bu konuda çok detaylı çalışmalar yapan çok önemli bir kurum var. Bugün hem kurumun çalışmalarını hem de ürünün detayları hakkında bilgi almak için Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim Yazıcı ile birlikteyiz. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İskender, çok sağ olun. Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir onur. Sizi tanıyarak başlayalım Selim Bey öncelikle isterseniz kısaca. Tabii 1996'dan beri sermaye piyasalarının çok değişik kurumlarında çalıştım. Hemen hemen her alanında faaliyette bulundum açıkçası. İşte kurumsal finansman, yatırımcı ilişkileri, portföy yönetimi, araştırma, aracı kurum, menkul değerler. Daha çok hisse senedi alanında tabii faaliyet gösterdim ben. Son dönemlerde de biraz hani dernek birlik işlerinde biraz daha aktif oldum. Burada da TKYD başkanlığı yaptım 3 sene kadar. Daha sonra TSPB'de hem denetim kurulu hem yönetim kurulu şu anda da devam eden üyeliğim var. Ve en sonunda bu Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Dolayısıyla aslında bütün bu tecrübenin de hani bir nevi yansıdığı yer oldu benim için Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi. Tam da onu söyleyecektim ağzımdan laf aldınız. Hakikaten önemli bir deneyim, önemli bir kariyer yolculuğu. Bütün o deneyimin burada birleştirilmesi ülkemiz açısından da çok değerli. Türkiye'nin ilk merkezi ihraççı kuruluşu, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi. Biraz da şirketi tanıyalım yani. Ne zaman, hangi amaçla, nasıl bir organizasyonel yapıyla kuruldu, neler yapıyorsunuz? Şimdi 17 Mart 2020'de kuruldu resmi olarak. Kuruluş amacı ne diye sorarsanız, Türkiye'deki menkul kıymetleştirme faaliyetini teşvik etmek ve geliştirmek. Menkul kıymetleştirme önemli bir faaliyet. Bizde belki çok fazla bilinen bir alan değil ama dünyada son derece gelişmiş konu. Sermaye piyasalarının gelişimi açısından da her ülkede olması gereken bir konu. Sadece bu değil tabii kuruluş amacı. Ülkemizdeki ürün çeşitliliğine, sermaye piyasalarındaki ürün çeşitliliğine katkıda bulunmak, derinlik kazandırmak şeklinde de söyleyebiliriz. Tabii bunun kanuni altyapısı hazırdı. Hani hem sermaye piyasası kanununda yeri var, hem işte ipotek finansmanı kuruluşları tebliği var, menkul kıymetleştirme, teminatlı menkul kıymet, işte vıdımık tebliğleri bunların hepsi var açıkçası. Bunlara dayanarak kurulmuş bir şirket. Dediğin gibi ilk merkezi ihraççı. Daha önce ihraççılar yok muydu? Vardı. Bankalar bazı varlığa dayalı menkul kıymetleri kendi analizlerine dayandırarak çıkartıyorlardı. Ama TMKŞ'nin farkı ilk merkezi ihraççı olarak kuruldu. Böyle bir kuruluşa ihtiyaç vardı açıkçası. Çünkü ortaklık yapısına bakarsanız TMKŞ'nin bunun içinde bütün çatı birlikleri diyebileceğimiz işte TSPB, Finansal Kuruluşlar Birliği, işte Sigortacılar Birliği, Bankalar Birliği bunların hepsinin ortaklıkları var. Bankalarımızın ortaklıkları var. Borsa İstanbul'un payı var. Hazine Bakanlığı'nın payı var. Yani böyle bir oldukça güven veren bir ortaklık yapısı var. Neyi sağlıyor peki TMKŞ'e baktığınız zaman? En bence birinci fonksiyonu ihraççıyla yatırımcı arasındaki bilgi asimetrisini gideren bir kuruluş. Bunu herhangi bir kuruluşta yapamaz zaten. Ancak böyle bu şekilde kurulan bir takım imtiyazları olan, ortaklık yapısı sağlam olan, donanımlı. Donanım çok önemli burada çünkü aslında bu programın da belki konseptine uygun aslında TMKŞ bir fintech şirketi baktığınız zaman kredi analitiği açısından öyle düşündüğünüz zaman da donanımlı bir şirket. Bunu ancak böyle bir şirket sağlayabilirdi. Yurt dışındaki örneklerine bakacak olursanız işte Freddie Mac, Fannie Mae gibi örnekler var. Tabii bunlar çok çok büyük bilançolara ulaşmış, çok büyük kuruluşlar. Biz daha yolun başındayız. Ama Türkiye bu tip bir kuruluşun büyümesi için çok uygun bir yapıya sahip. Neden? Biz çünkü borcumuza çok sadık bir kitleyiz açıkçası baktığınız zaman ve dolayısıyla bu riski de çok güzel bence paketleyip yatırımcının önüne koyabilecek imkanlar mümkün.
Çok değerli, bir kere başarılar diliyorum bu yolculukta. Sizin de söylediğiniz gibi biz bu programda çoğunlukla veri bilimi, veri analitiği yaklaşımlarını çok sıklıkla konuşuyoruz. Bu anlamda böyle büyük bir yapı içinde bunların da aktif olarak kullanılıyor olması, yani burada arkasında bu algoritmaların çalışıyor olması, böyle bir ekibin, takımın oluyor olması oldukça değerli. Ben biraz daha konuyu somutlaştırmak adına sermaye piyasalarına bir dönmek istiyorum. Biliyorsunuz işte pay senetleri, opsiyonlar, varantlar, vadeli işlemler, tahvil, bono, sukuk gibi yatırım fonları gibi birçok enstrüman var. Görece varlığa dayalı menkul kıymetler, işte ipoteğe dayalı ve teminata dayalı menkul kıymetler biraz daha az bilinen menkul kıymetler. Bu enstrümanların işleyişiyle ilgili biraz kısa bir bilgi de alabilir miyiz? Nedir bu ürünler? Tabii kanunlarımızda aslında son derece belirlenmiş yeri olan ürünler bunlar. Ama çok fazla kullanım alanları yoktu. İnşallah bundan sonra daha da artacak. Varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet, İngilizce tabiriyle asset-backed security dediğimiz bir konu. Diğeri teminatlı menkul kıymetle, yine İngilizce tabirini söylemek gerekirse covered bond dediğimiz menkul kıymetler. Varlığa dayalı menkul kıymet herhangi bir faturalı, senede bağlı bir alacağa karşı çıkartılıyor. Ama en çok gördüğümüz örnekte bir bankaların kredilerini kendi bilançolarından çıkartmak için kullanmaları yönünde. Neler olabiliyor bu varlıklar, yani dayanak varlıklar? İşte tüketici kredileri, ticari krediler, leasing factoring alacakları, TOKİ'nin mesela alacakları, diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarının alacakları olabiliyor. Artı varlık yönetim şirketlerimiz var mesela. Bunların alacakları da bir şekilde varlığa dayalı menkul kıymete konu olabiliyor. İpotek, ipoteğe dayalı menkul kıymet olduğu zaman da daha çok konut finansmanı alanında. Eğer karşılığında o alacağım bir ipotek tesis edilmişse, o zaman da ipoteğe dayalı menkul kıymet oluyor. Bunların teminatlı menkul kıymetlerden farkı şu: bunu çıkarttığı zaman ihraççı bunları bilançosundan çıkartmış oluyor. Yani bir nevi o riski artık o yatırımcıya transfer etmiş oluyor. Teminatlı menkul kıymette ise bu yine bilançoda kalmaya devam ediyor. Aralarındaki en büyük fark o. Anladım. Çok teşekkürler. Bu önemliydi. Çünkü bundan sonraki sohbetimizde buralara hep referans veriyor olacağız. Biraz daha canlansın istiyorum ben de yatırımcılar nezdinde bu konu. Şimdi sizin söylediğiniz gibi bütün bu kıymetlerin, ihraçlarının, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve çeşitlenmesi anlamında önemli katkıları var. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin perspektifinden baktığımız, siz bu katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreçleri yürütürken nasıl bir çalışma disiplini oluşturuyorsunuz? Çünkü ortada bir getiri unsuru var, işte analitik yaklaşım var, risk unsuru var, birçok yapı var. Burada nasıl çalışmalar yapıyor? Şimdi çok katkısı var aslında. Hani bambaşka bir programın da hani konusu olabilir belki ama biz şöyle kısaca özetlemeye çalışalım. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi bunlar bilanço dışına çıkartılıyor. Bir banka bu ihracı yaptığı zaman bu tabii ki bankanın sermaye yeterlik rasyosuna anında etki eden bir konu. Aynı zamanda bunlar risk ağırlıklı varlık olarak, eğer alıcı kuruluşlar bunları alıp kendi bilançolarına koyuyorlarsa, bir banka ise bu risk değeri oldukça düşük belirleniyor. Yani bu BDDK'nın özel olarak bu tip ürünler için tanıdığı bir imtiyaz diyelim. Banka tabii nakit bir şekilde sağladığı için bunları satarak likidite rasyoları çok iyileşiyor. Sadece banka değil, ihraççı kuruluş diyelim, likidite rasyoları son derece iyileşiyor. Donuk alacaklar bir şekilde likit hale getirilmiş oluyor. Piyasa olarak baktığınız zaman yatırımcı sayısı artıyor, derinlik artmış oluyor. Az önce belki söylemeyi unuttum, o çok önemli. Kredi mevduat oranınız bir anda farklı bir yere geliyor, iyileşiyor ve sizin yeni kredi verme şansınız tekrar doğuyor. Ama belki bunların en başında şunu söylemek lazım. Sonuçta bu ürünler ekonominin finansmanı için çok çok önemli. Ülkemizde genelde ekonominin finansmanı bankacılık kanalıyla yapılıyor. Bankacılık kanalını biraz çeşitlendirmek gerekiyor. Aslında bu tip ürünlerde biraz bunu sağlamış oluyor. Alıcı tarafından katkıları da şöyle: eğer bir portföy yönetim şirketiyseniz örneğin, alıp bu ürünü devlet kağıdıymış gibi %35 olarak taşıyabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz belli kısıtlar vardır portföy yönetim şirketlerinde. Bu tip ürünlerde bu oldukça genişletilmiş, %35'e kadar alabiliyorsunuz. Birkaç şey daha söyleyelim. Mesela bu varlıklar üzerinde tedbir, haciz, iflas tesis edilemiyor
Öyle bir hani güvence veriliyor yatırımcıya. Aynı zamanda kaynak kuruluşta kendisi de en az %5 kadar katkıda bulunarak riski bir şekilde üstlenmiş oluyor. Tabii ama en büyük etkisi, onu hiç unutmamak lazım, bu yatırımcı ve ihraççı arasındaki bilgi asimetrisini gideriyor. Bunu şu anlamda söylüyorum. Siz herhangi bir ihraççı kuruluş olarak da aslında bu ürünü çıkarabilirsiniz. İşte bir bankasınız diyelim. Ben işte varlığa dayalı menkul kıymet çıkarmak istiyorum. O zaman tamamen kendi analizinizi kendiniz yapıyorsunuz. Kendi kredi portföyünüzü kendiniz oluşturuyorsunuz. Ve bunu yatırımcıya satıyorsunuz. Burada yatırımcı o güveni sizinle tesis etmede belki bir sıkıntı yaşayabilir. Şu açıdan hani siz sonuçta belki orada tamamen kendi belirlediğiniz kriterlere göre bir kredi portföyü oluşturdunuz ve o portföyü yatırımcıya satmaya çalışıyorsunuz. Burada kredi portföyünü TMKŞ kendisi seçiyor. Çünkü bir takım imtiyazları var. Kredi kayıt bürosuna olsun, risk merkezinde bankalar, Türkiye Bankalar Birliği risk merkezine olsun, 7 yıllık datalara şeyi var, aksesi var. Yani bunları inceleyebiliyor ve bankanın ihtiyacı olan risk profilinde kredi portföyünü TMKŞ oluşturuyor. Yani buradaki en önemli konu aslında TMKŞ diyor ki yatırımcıya, ben bu kredilere baktım, bunların analizini yaptım, böyle bir kredi portföyü oluşturdum, işte bunun içine şunları koydum. Mesela işte NPL rasyosu veya işte geri tahsili gecikmiş alacak oranı belli bir oranın altında olabileceğini düşündüğüm kredileri koydum. İşte vadesi şundan daha kısa olabileceğini düşündüğüm kredileri koydum diyerek yatırımcının karşısına çıkıyor. O güveni yatırımcıya sağlıyor. Yani şunu söylüyor, ben bunun risk analizini çok iyi yaptım. Bunun riski budur. Karşılığında da getirisi budur diyor ve o şekilde yatırımcıya bir güven sağlama mekanizması kurmuş oluyor. Burada bir cümlede sayınız işte budur dediğiniz şey aslında arka tarafta da önemli bir işte kredi analitik ekibi veya işte veri senaryo analizlerinin yapıldığı bir dijital bir dünya da var herhalde, değil mi? Orada güçlü bir ekip var bildiğim kadarıyla. Tabii ki binlerce kredi inceleniyor. Binlerce krediyi tabii manuel olarak inceleyemezsiniz. O yüzden tamamen içeride geliştirilmiş bu konuda çalışan şeyler var, sistemler var. Onlarla yapılıyor bunların analizi. Bunu da zaten her kuruluş yapamaz, ancak bu tip bir kuruluşun gerekirdi diye düşünüyorum. Doğru, şimdi hem bankacılık sistemi açısından hem önemli faydalarını ortaya koydunuz, hem nasıl detaylı bir çalışma yapıldığını paylaştınız. Tabii ki bu önemli bir sürecin önemli bir paydaşı da kredi kullanan vatandaşlarımız. Onlar açısından herhangi bir değişiklik oluyor mu bu süreçte? Orayı biraz detaylandırabilir misiniz? Esasen çok fazla olmuyor. Onlar işte bankalardan kredi kullanan vatandaşlarımız o kredileri bir şekilde ödemeye devam ediyorlar. Yine aynı bankalara veya o ihraççı kuruluş diyeyim, banka diye çok genellemeyelim aslında. Çünkü işte factoring, leasing de söz konusu olabilir, tüketici finansmanı da olabilir, araba kiralama şirketleri de olabilir. Bunların hepsi aslında ihraççı kuruluş olabilir bu sistemde. Buradan kredi kullanan vatandaşlar aslında normal ödemeye devam ediyorlar. Bunun operasyonu gene o kuruluşlar tarafından yapılıyor. Belki ama uzun vadede şöyle bir faydaları olacak. Bu kuruluşlar kredi verme imkanları daha da artacağı için ve piyasada da daha derinleşeceği için hem daha uygun koşullarda hem daha fazla krediye belki vatandaşların ulaşma imkanı olacak. Uzun vadede öyle bir faydası var. Çok önemli. Başka bir paydaşa geçelim. Elbette ki bu ihraç edilen varlıklara yatırım yapacak olan bir de yatırımcılar var. Az önce portföy yönetim şirketi örneğini verdiniz. Bütün bu yaptığınız çalışmalar yatırımcılar açısından nasıl ele alınıyor? Oralara nasıl katkılar yapılıyor? Onlar tarafından nasıl karşılanıyor? Burada özellikle getiri unsuru, risk unsuru gibi önemli katmanlar var. Tabii şimdi bunlar tamamen risksiz varlıklar değil. Burada önemli olan risklerin doğru ölçülmesi. Bence yatırımcı için en büyük katkı o. Çünkü hani portföy yönetim şirketleri, sen de çok iyi biliyorsun ki, yatırım kararlarını tamamen bilgiye dayandırarak vermeleri gerekiyor. O bilgi seviyesi ne kadar yükselirse o kararlar o kadar doğru verilebiliyor. İşte TMKŞ'nin burada böyle bir fonksiyonu var. O bilgi seviyesinin çok çok yukarıya doğru çıkmasını sağlıyor. Diyor ki ben işte böyle bir analiz yaptım, bunun riski budur diyor. Siz de o riski bilinçli bir şekilde alabiliyorsunuz. %35 demiştim az önce, portföy yönetim şirketleri yüksek oranda taşıyabiliyorlar. Getirisi yüksek bir varlığı daha yüksek oranda taşıyabiliyorlar. Öyle bir avantajları var. Tabii İstanbul Finans Merkezi olacaksa günün birinde bu tip ürünler, ürün çeşitliliğine çok
katkı sağlıyor. Yani yabancı yatırımcı da günün birinde gelecekse ülkemize bu tip ürünler için bunların olması gerekiyor raflarda. Tabii tarafsız bir şekilde bu riskler belirleniyor. Çok doğru söylemek gerekiyor, çok doğru anlatmak gerekiyor. Yani burada TMKŞ'nin burada herhangi bir hani çıkarı yok bu riskleri daha kötü veya daha iyi gösterme konusunda en doğru şekilde göstermesi gerekiyor. Tabii bireysel emeklilik sisteminde getirileri arttırma açısından çok çok önemli ürünler. Aynı zamanda yatırım fonlarında. Çünkü biz şu anda bunları nitelikli yatırımcılara satabiliyoruz. Riskli ürünler oldukları için. Ama bireysel emeklilik sisteminde, yatırım fonlarında her zaman kullanılabilen ürünler. Dolayısıyla nitelikli yatırımcı olmayan yatırımcılar da açıkçası bu tip ürünleri fonlarda arayarak bir şekilde kendi getirilerini arttırma yoluna gidebilirler. Bu son söylediğiniz oldukça önemli. Ben de kendi adıma düşünüyordum yani nasıl yatırım yapabilirim diye. Özellikle BES fonlarının içinde, tabii burada emeklilik şirketiyle de irtibata geçmek gerekiyor. Hangi fonlar acaba bu portföyü taşıyor diye. Orada da zaten kamuya aydınlatma platformu veya işte EGM'nin yaptığı çalışmalar o şeffaflığı sağlıyor. Çok artacak tabii. Çok başındayız da ama çok artacak. Evet evet, ben o potansiyeli görüyorum. Aslında o potansiyelin sinyalini de aldık. Yakın zamanda Fibo Banka'yla çok önemli bir ihraç gerçekleştirdiniz. Ben de Sermaye Piyasası Kurulu bülteninden de takip ettim sonuçlarını. Oldukça da başarılı geçti. Biraz onun detaylarını da öğrenebilir miyiz? Bu çünkü geleceğe önemli bir mesaj veriyor aslında. Aslında çok güzel bir örnek. Bence incelenmesi gereken bir örnek. Bu konudaki hani bilgileri takip edebilirse bizi seyredenler ben çok faydalanacaklarını düşünüyorum. Bir kere Türkiye'de ilk defa Basel tipi yani farklı risk gruplarında bir ihraç yapıldı. Normalde en az iki kademe risk grubu olması gerekiyor. Burada Fibo Bank örneğinde toplamda 325 milyon liralık bir ihraç yapıldı. İki tertip oldu bu. A tipi ve B tipi şeklinde. A tipinin 6 tane değişik vadesi vardı. B tipi de bütün bunlar ödendikten sonra en son ödenecek olan tertip. A tipinde sabit getiri kondu. Yani A tipini alan yatırımcılar normalde nasıl bir getirisi olacağını biliyorlar. Değişken getiri biraz B tipine bırakıldı. Aslında hani bu nasıl çalışıyor dersen çok ilginç bir çalışma mekanizması var. Hani waterfall veya şelale tipi diyebileceğimiz. Ben bunu biraz hani Pamukkale'yi bilirsin, travertenler vardır, evet. Havuzcuklar vardır. Hani bir yerden bir suyun geleceğini az çok tahmin edebiliyorsan aşağı yukarı, o havuzların ilk önce en üstteki dolar, sonra alttaki dolar. En son dolacak olan havuzu bilmiyorsunuz sadece. Biz orada daha iyi bir getiri olacağını tahmin ediyoruz. Ama olur da işler ters giderse oradan başlayacak. Yani orası daha az da dolabilir diye düşünebilirsiniz. İşler ters giderse derseniz hani ne olabilir de hani nasıl riskler var? Bir kere tahsili gecikmiş alacak oranları var biliyorsunuz. Doğru. Biz orada bir varsayımda bulunuyoruz. Daha doğrusu bir modelleme yapıyoruz, bir projeksiyon yapıyoruz. Mesela bu FIBA örneğinde 1/1000 gibi bir oran kondu. Bu arada yarın ilk ödeme yapılıyor, itfaiye yapılıyor ilk vadede. Oradaki oran o 1/1000'den çok daha düşük mesela. Bu tabii o en son dolacak havuza için iyi haber. Yani ilk başta. İşte ne tip başka riskler var? İşte erken kapanma olabiliyor bazen bu tip kredilerde ki bu hani bu tip krediler için iyi bir şey değildir hani vatandaşın erken ödemesi. İşte ödeme planı değişebiliyor. İşte balon ödemeler olabiliyor. Bir anda yüksek miktarda ödemeler olabiliyor. İşte gecikmeler olabiliyor. Bunların hepsi o krediyle ilgili, o kredi kullanan vatandaşlarla ilgili bir şey ama bir de daha makro şeyler de olabilir tabii. Hani ülkede bir anda pandemi yaşadık hepimiz biliyorsunuz son zamanda. Bir buna benzer, inşallah olmaz ama buna benzer bir şey olunca da tabii bu tip ödemeler etkilenebiliyor. Dolayısıyla bu A tipi ve B tipi diye söylediğimiz şey de en son ilk olarak B tipini etkileyecek bu riskler. Yani B tipinde sadece bir risk var gibi gözüküyor. Ha, A tipinde yok mu? Var. Eğer tahminimizin çok üstünde riskler gerçekleşirse o zaman A tipini de etkilemeye başlıyor. Ama şöyle etkiliyor. İlk önce B tipi, sonra A tipindeki en uzun vadeli itfa tarihi en son olandan başlayarak geliyor. Yani burada öncelik şöyle. İtfa tarihi ilk olan ve öncelikli ve faiz öncelikli. Önce faiz ve itfa tarihi önce olan ödeniyor. Ondan sonra ana para ve diğerleri. Ama şöyle söyleyeyim, hani bu riskler çok iyi hesaplanıyor. Dolayısıyla ben şu anda şunu söyleyebilirim. O en son dolacak olan havuz,
o sabit getirilerin en az iki katı kadar çok büyük ihtimalle bir getirisi olacak olan bir şey oldu. Havuz oldu. Evet, yani burada bir 325 milyonluk bir ihraç oldu ama 2,5 kat neredeyse 800 milyon civarında bir talep de gelmiş. Talep. Bu da önemli bir referans noktası. Şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yaptığınız çalışmalar hakikaten çok değerli. Elbette Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin bu çalışmalar yurt dışında da oldukça ilgi gören bir uygulama. Şu anda yolun başındayız belki sizin söylediğiniz gibi ama yurt dışında referans olarak değerlendirirsek önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişim öngörüyorsunuz? Çok kısa onları da alabilirsiniz. Tabii, tabii öncelik Türk lirası tabii ki. Biz Türk lirasında hem vadeyi uzatmamız gerekiyor hem vatandaşın elde edeceği getirileri daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Derinliği arttırmamız gerekiyor. Zaten ikinci ihraç da geliyor. Hani bu az önce bahsettiğimiz FIBA Bank'ın ikinci ihracı da yakında olacak. Bu konuda bir ciddi bir line-up oluştu. Yani sıraya girdi bankalarımız, diğer firmalar. Yurt dışında da tabii ki yabancı sermaye çekmek için de bu ürünler kullanılabilir. Bizim oldukça yüksek bir yabancı para portföyümüz de var sistemde, yani kredi anlamında. Bunlar da paketlenip bir takım hani yabancı kuruluşlara son derece aynı mantık çerçevesinde pazarlanabilir. Ben o zamanların da yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Selim Bey. Çok değerli bilgiler aktardınız. Bu önemli konuyla ilgili aydınlattınız bizleri. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, Dijital Finans'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.